arkadaşlarım, beşinci tepkime türümüz nötrleşme tepkimeleri. Biliyorsunuz suda çözündüğünde ortama haşartı iyonu veren maddeler asit, o heksi iyonu veren maddeler de bazdır. Dolayısıyla bakınız, burada bir inceleyecek olursak hidroklorik asit sodyum hidroksitle tepkimeye giriyor. Sodyum klorür ve H2O oluşturuyorlar. Nötrleşme tepkimeleri egzotermiktir. Bakınız burada ısıyı burada ürünler tarafında ifade ettik. Peki hidrojen artı 1 arkadaşlarım, klor eksi 1, sodyum artı 1, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Buradaki sodyum artı 1, klor eksi 1, bu eksi 2, bu da artı 1. Dolayısıyla bakınız buradaki klorla sodyum H artıyla da O eksi bir araya geliyor. Aynı zamanda bu tepkime bir yer değiştirme tepkimesine de örnek verilebilir. Nötrleşmeye ait net iyon denklem H artı ve O eksi ne yapıyor arkadaşlarım? Su oluşturuyor. Nötrleşme tepkimeleri egzotermiktir. Nötrleşme tepkimeleri tersinmezdir arkadaşlarım. Yani çift yönlü tepkimeler değildir, denge tepkimeleri gibi. Yer değiştirme tepkimesidir görüldüğü üzere. Ve redoks tepkimesi değildir. İnceleyelim. Hidrojen girenlerde artı 1'di. Ürünlerde yine artı 1. Klor eksi 1, klor eksi 1. Sodyum artı 1, sodyum artı 1, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Herhangi bir değerlik değişimi söz konusu değil. Yani elektron alışverişinde bulunmamışlar. Dolayısıyla nötrleşme tepkimeleri redoks tepkimesi değildir. Eğer ki arkadaşlarım baz olarak NH3 kullanırsak bu tepkimelerde su açığa çıkmaz. Ve bir asit baz tepkimesinde su açığa çıkmıyorsa biz böyle tepkimelere nötrleşme tepkimesi demeyiz. En önemli yer burasıdır arkadaşlarım. Yani bir tepkimeye nötrleşme tepkimesi diyebilmeniz için mutlaka ve mutlaka su açığa çıkması gerekiyor. Baz olarak NH3 kullanılan asit baz tepkimelerinde su oluşmadığından bu tepkimeler nötrleşme tepkimesi değildir. Bakınız, sülfürik asitle NH3 tepkimeye sokalım. Burada amonyum sülfat oluştu. Su açığa çıkmadı. HCl NH3'te tepkimeye girdi. NH4Cl yine su açığa çıkmadı. Çünkü kullandığım baz NH3 ise direkt yapıda oksijen yok arkadaşlarım. Dolayısıyla su açığa çıkmıyorsa biz böyle tepkimelere nötrleşme tepkimesi diyemiyoruz.